Osman Hocam merhaba, İleri Merkezi İyidir. Size bir sorum var. Ben çok uzun süre naoş bir hastalıkla uğraştım. Ve temelinde bağırsakta dışarıdan aldığım ilaçlar olduğunu anladım. Ama sebze ve meyveler üzerinde, buğday üzerinde kullanılan ilaçlar olduğunu anladım. Bunların vücuda girmemesi mümkün değil. Bunlardan nasıl korunabilirim? Ya da buğday, ekmek yemeyeceksen bunun yerine ne koyabilirim? Ya da bu tip ilaçların kullanıldığı sebze meyveleri bunlardan nasıl koruyabilirim? Ya da kullanıldıysa bunlardan nasıl temizleyebilirim? Hassas bir konu bağırsaklar. Hassas ve toplumun genelini ilgilendiren çok önemli bir konu bu. Onun için sevgili Kadir Doğulu kardeşime teşekkür ederim. Güzel bir konu açtık. Tarım ilaçları meselesi bizim daha çok tarım üretmemizi sağlıyorlar, doğru. Tarım ürünlerini daha çok korumalı hale getiriyorlar. Bu da doğru. Ama tarım ürünlerinin üzerinde kaldıkları zaman domatesin, biberin, patlıcanın, diyelim ki marulun veya diğer sebze meyvelerin vücudumuza girdikleri zaman bir toksin, bir zehir, bir kanserojen, bir bağışıklık baskılayıcı maalesef toksin ajan gibi de görev yapabiliyorlar. Bu nedenle tarımsal ürünlerin üretiminde bu ilaçların dozundan fazla kullanılmaması çağla birinci önemli nokta. Bu konuda maalesef çiftçilerimiz üzerinde doğru ve ciddi bir eğitim yaptığımızı söylemek çok güç. Öyle ve modern tarım ürünlerimizin önemli bir bölümü maalesef yurt dışına ihraç ettikten sonra gümrük kapılarındaki kontrollerde aşırı pestisit ya da aşırı zirai ilaç yükü olduğu için geri çeviriyorlar. Bunu sık sık yaşıyoruz. Evet. Bu bir yanı işin ama daha önemli yanı bizim sağlığımız. Tabii ki. Ve bu ürünleri yiyen diğer ülkelerdeki bizim ürünlerimizi tüketenlerin sağlığı. Burada ikinci nokta tarım ürünlerinin temizlenmesi için onları ıslatarak temizlemek yetmez, yıkayacaksınız. İkisi farklı bir şey. Bu arındırılma işine isterseniz evet. Burada nasıl emin Çağla, olabiliriz içimiz rahat tüketebiliriz? Genel çok kolay Çağla, çok kolay. Bir kere elimizi yıkarken ne yapıyorsak o tarım ürünlerini yıkarken meyveyi, elmayı, armudu yıkarken veya ıspanağı veya marulu temizlerken de aynı temizlik sürecini ve dikkatini göstereceğiz. Ovacağız, temizleyeceğiz ve sonra onun mümkünse sonrasında bir suyun içinde bir süre yatıracağız. Ve hatta yine imkan varsa o suyun içerisine biraz sirke ilavesiyle ya da biraz bikarbonat ilavesiyle, kabartma tozu ilavesiyle işin gücünü biraz daha yükselteceğiz. Bu bahsettiğimiz pestisitlerin miktarı ne olursa olsun sirke, karbonat da bu savaşı açıyor mu hocam? Oranınız yüksekse aşar. Yani yüksek oranda koyabilirseniz mesela 1'e 3 oranında yani 3 birim suya bir birim sirke koyarsanız aşar. Ya da 1 litreye 2 yemek kaşığı kadar kabartma tuzu koyarsanız işi kolaylaştırabilirsiniz. Ama hiç ovmadan, akıtmadan, üzerindeki kumu, kiri, pas akıtmadan sadece böyle bir suyun içine batırıp çıkarmanız yetmez. Kalır yine üstünde bir şekilde. Kesinlikle mutlaka olan eliniz gibi yıkamamız gerekiyor. Ayrıntı söylediğim ilk cümle saklı Çağla. Elinizi nasıl yıkıyorsanız onları da öyle yıkayacaksınız. Ova ova. Bu şekilde ancak kurtulabiliyoruz bu zirai ilaçlardan. Tarım ilaçlarından diyebiliriz. Bir diğer sorumuz sevgili Çiçek Diligil'den geliyor. Buyurun. Hocam bir de tansiyon hastası olarak size şunu sormak isterim. Ben de yıllardır uğraşıyorum bununla. Hem beslenmeme dikkat ediyorum hem ilaçlarımı kullanıyorum ama tansiyon ilaçları sürekli kullanılmalı mıdır? Evet, tansiyon ilaçları. Tansiyonum benim düzeldi hocam. Bir dönem işte böyle bir tedavi almıştım. Artık gayet iyiyim. Almadığım zaman bile yükselmiyor. Bir kenara koyayım ilaçlarımı sorusu önemli. Çoğu insan maalesef bu bilmiyorum hata mı? Bu hata. Hatayı yapıyor. Tansiyon ilaçları bırakılabilir mi? Bir şartla bırakılabilir Çağla. Sizin eğer tansiyon yüksekliğinizin nedeni aldığınız aşırı kilolar, tetiklediğiniz insülin direnci, büyüttüğünüz göbeğiniz, kalınlaştığınız bel çevresi ise ya da sizin tansiyon yükselmenizin nedeni dikkatsiz ve aşırı tuz tüketiminiz, kafein hassasiyetinizi dikkate almadan sabahtan akşama kadar yudumladığınız çay ve kahvelerin fazlalığı ise bunları ortadan kaldırdığınız zaman tansiyon meselesi biter ve sürekli biter. Ama gerçek bir hipertansiyon söz konusuysa tansiyon ilacınızın sürekli ömür boyu ama gerektiğinde dozu azaltılarak ya da arttırılarak ve gerektiğinde de ilacın içeriği değiştirilerek yanına yeni ilaçlar konularak ya da yeni ilaçlar kısaltılarak vazgeçilerek mutlaka yapılacak. Ama tansiyonu yüksek olan ve ilaç kullanan her kardeşimize, her izleyicimize ben yılda en az bir kez, mümkünse iki kez bir aile hekimi kontrolünden geçerek ilaçla ilgili, ilaç güveniyle ilgili, ilaç etkinliğiyle ilgili, ilaç dozajıyla ilgili bir kontrolden geçmesini
önemli, tavsiye eder. Ezbere de olmaması gerekiyor değil asla, mi hocam? Yani? Asla. Hele komşu tavsiyesiyle. Bizde gerek yapılan şu, Ayşe Hanım, Fatma Hanım'ın sabah kahvesine, çayına gidiyor. Ya da bir altın gününde hanımlar toplanıyor. Ay biliyor musun, benim tansiyon ilacım çok daha iyi çıktı. Doktorun verdiği ilacı bırakıyor, bırakıp o ilaca geçiyor. Ya tansiyonu patlıyor, yükseliyor, Allah yetersiz korusun kalıyor. Ya da tansiyonu dibe vuruyor, başı dönüp yıkılıp kalıyor, bayılıyor. Evet. Böyle bir şey yapmasın. Mutlaka hekim kontrolünün evet olması ve bir yılda en azından da bu kontrollerin, ilaçların düzenlenmesi adına önemli bir uyarı olarak geldi. Sevgili Ömür Gedi'yi dinliyoruz. Çağla merhaba, Osman Hoca merhaba. Size ikimiz bir soru sormak istiyoruz. Evde evcil hayvanlarla birlikte yaşamanın faydaları neler? Kendi evimde, kızımın evinde, anne babamın evinde biz kedilerle, köpeklerle birlikte yaşıyoruz. Hem psikolojimize hem de fiziksel hayatımıza çok iyi geldiğini düşünüyoruz. Bu konuda sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Teşekkürler. Ne güzel. Gerçekten psikolojik olarak da, dost olarak, arkadaş olarak da inanılmazlar. Bütün araştırmalar bunu teyit ediyor evet, Çağla. Evet. Yani evcil hayvan bakımı ve beslemenin kurallara ve koşullara uyulduğu takdirde ve toplumsal yaşamın, ortak yaşamın getirdiği hijyenik koşullara, başkasının da haklarına dikkat etmek koşuluyla, yani onları temizlemek, çıkardıkları ifrazatı ya da dışkılarını aniden ve süratle temizlemek gibi şeylere dikkat ederseniz. Evet, evet, tabii ki. Ve tabii ki veteriner bakımları çok önemli. Mesela kedi olağanüstü, benim de çocukluğumda evimizde kedimiz vardı ve o kedimiz sobamızın kenarında böyle kıvrılı görmesek hepimiz keyifsizleşirdik. Ama kedilerin birer toksoplazma gondii dediğimiz kadınlarda sürekli düşüğe yol açabilecek bir mikrop taşıyabileceğini, evet, evet, aynı mikrobun eğer tedavi edilmemiş kedilerde yoğunlaşırsa bize geçerek beynimizde bazı değişiklikler yapıp bizi neredeyse şizofreniye kadar götürebilen psikolojik rahatsızlıklara yakalatabileceğini, köpeklerden geçebilecek bazı kistik hastalıkların karaciğerde, beynimizde yerleşebileceğini falan dikkate almak düşünmemiz lazım. Gerekiyor. Yani bakmayacağımız, bakamayacağımız, yeterli sağlık bakımını üstlenemeyeceğimiz hayvanları eve almayalım. Evet. Ve bir ayrıca bu hayvanları hevesle yanımıza alıp bir süre sonra sokağa bırakıp gariban adede sokak hayvanı olmalarına yol açmayalım. Ama kesinlikle ruhsal gelişmesine çocuklarınızın, evet, büyüklerinizin yalnızlıklarına çarede ve size yol arkadaşı yapmada işe yarar. Evet, ama çok hamilelik döneminde özellikle veya biraz çok uzak, küçük bebeğiniz biraz varken uzak, birazcık daha kesinlikle dikkatli olmamız gerekiyor. Sonrasında gerçekten en iyi arkadaşları olabiliyorlar. Peki Ömür Gedi'nin hocam bir sorusu daha varmış. Buyursun. Müsaade ederseniz onu da alalım. Yıllardır bir otoimmün hastalık olan romatoid artritle mücadele etmekteyim. Bu mücadelede ağrı kesicileri veyahut da ilaçları kullanmadan kendi kendime mücadelemi sürdürmeye çalışıyorum. Ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. İlaç almalı mıyım? Önlemek için neler yapabilirim? Bu konuda Osman Hocam'ın tavsiyelerine ihtiyacım var. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Sevgili Ömür'ü uzun süredir görmüyorum. Buradan da selam olsun. Selamlar. Aynı gazetede yazıp çiziyoruz. Çok başarılı bir kardeşim. Şimdi Çağla, bu ağrı kesici bağımlılığı bütün dünyanın gündeminde. Amerika'da yılda sadece 100 binin üzerinde insanın ağrı kesici bağımlılığı nedeniyle öldüğü net ve açık olarak açıklanmış durumda. Bizde de aynı yolda bir gidiş var. Kontrolsüz ağrı kesici tüketimi var. Bu ağrı kesicilerin kontrolsüz tüketiminin karaciğer ve böbrek başta olmak üzere ciddi organ bozukluklarına yol açtığını net ve açık olarak biliyoruz. Dolayısıyla ağrı kesicileri kullanmaktan imtina etmek sevgili kardeşimin yaptığı gibi çok doğru bir şey. Peki ben romatoid artritliyim, fibromiyajiliyim, başka romatizmal hastalıklarım var, özellikle otoimmün hastalığım var. Ben ağrı kesiciden daha az nasıl kurtulurum, daha az nasıl bunlardan faydalanma durumunda kalırım diyorsanız, birincisi en önemlisi egzersiz yapın. Egzersiz kadar ciddi ve etkili bir ağrı kesici özellikle kaslar için yoktur. Bunu biliniz. İkincisi yine ağrı kesmede, ağrı kesici olarak yediklerinizin içerisinde inflamasyon yapan, iltihap yapan. Çünkü ağrının birinci nedeni iltihaptır. İltihap olduğu için biz o ağrılı bölgedeki ağrı sinyallerini alıyoruz. İnflamasyonu azaltın, iltihabı azaltın. Nasıl azaltacağız inflamasyonu? Bir, şekeri. İki, gluteni.
3, sütü minimuma indireceğiz. Ama özellikle şeker ve gluten çok önemli. Yine inflamasyonu arttırdığını bildiğimiz abur cubur atıştırmalık yiyeceklerden, böyle bisküvilerden vesairelerden, paketli bisküviler özellikle, gofretler, şekerli bu sıvı içecekler, yani meşrubat dediğimiz gruptan uzak duracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.